Ben bu kırmızı ayın geçen bir şeyini okumuştum gazetede haberini. Bir daha çıkmayacak diyordu. Yani aynı güneş tutulması gibi çok nadir çıkacak diyordu. Ama şu an ben iPhone'la çekim yapıyorum. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama 2 gecedir fark ettim ki ay buradan kıpkırmızı doğuyor. Gerçekten. Şu an doğumunu izliyorsunuz zaten. Yakalamışken bir videosunu çekeyim dedim. Az önce hiç yoktu. Şimdi zaten siz de fark edeceksiniz. Video ile beraber tamamen yükselecek. Şu an hala çıkıyor. İnşallah görüntü güzel çıkar. Biraz uzaklaştırayım. Şöyle de uzunlaştırayım. Az önce fark ettim. Perdeyi kapatırken bir baktım orada böyle çok ufak bir kızıl bir şey var. Dedim herhalde çünkü dün görmüştüm. İlk defa dün gördüm. Bugün de niye bu kadar geç çıktı anlamıyorum burada. Saat şu an 12 gibi İngiltere'de. Normalde şuralarda falan olması lazım yani şu üstlerde falan. Şimdi yavaş yavaş çıkıyor. Hatta birazdan tamamen çıkmış olacak. Ay ne kadar güzel. Bu manzarayı zaten biliyorsunuz. Karşımız yeşillik yani küçük tepe gibi bir şey. Oranın arkasından çıkıyor. Önümüzde de evler var. Sabitlemeye çalışacaktım aslında bir yere de hızlı doğuyor. Siz de fark ediyorsunuz. Şu an videonun ikinci dakikası neredeyse tamamen çıktı. Kaçırmak istemedim. Yani aleti kurarken bu görüntüyü. Çünkü ben Bingöl'de güneşin doğuşunu izlemek için de gitmiştim. Çok enteresandı. Çünkü güneşin doğuşu da çok tuhaf. Öyle her yerden bakıldığı gibi değil. Mesela ayın kırmızı doğup da beyaz olduğunu ilk defa burada gördüm ben. Şuraya bakar mısınız? Ateş topu gibi ya. Çok isterdim kamera böyle tam görüntüyü versin ama şu anki ayın görüntüsü bu. Buyurun. Bu da uzaklaştırılmış hali. Şurada hemen evin penceresi var görüyorsunuz. Neredeyse tamamen çıktı. Ben şuraya baksanıza. Alev topu gibi gerçekten. Bu kameranın yüzünden böyle gözüküyor ama harbiden gerçekten kıpkırmızı. Şimdi bir kısmına bulut girdi. Yani çıplak göze görülmesi gereken bir olay. Ben dün Game of Thrones'un sezon finalini izlerken fark ettim. Şok oldum. Aa dedim ben gazetede okumuştum. Bu bir daha bu şekilde ay görmeyecektik. Bilmem kaç yüzyıl boyunca falan fistan diye bir haber okumuştum. Çok üzülmüştüm. Sanırsam şey herhalde. Dünyada bulunduğum mevkiye göre değişiyor bu. Çünkü bakın şu an kıpkırmızı. Bilmem tam çıkıp beyaz olmasına kadar sürer de. Dün birazcık daha mesela şu an burada ya şuralara geldiğinde beyazlaştı. Şaşırdım oha dedim bu nasıl beyaz oldu diye ama. Çok acayip değişik bir olay. Bakar mısınız şu an tamamen çıktı. Ve böyle gidecek. Vay be. Kırmızı çok tuhaf. Yani her zaman gördüğüm bir manzara değil. Hep beyaz görüyorsun. Ya da acaba özel zamanı mı bilmiyorum ki. Biz mi şanslıyız? Şu an bu şekilde gözüküyor. Kamerada yine ateş topu gibi duruyor ama. Çok iyi ya. O yüzden şehirlere değil de birazcık daha kırsal kesimlere gitmenizi tavsiye ederim. Yani köyden gelenler özellikle, yani köylü kısmına daha yakın olanlar, lütfen bulunduğunuz mevkiyi
düşük seviye olarak görmeyin. Şu an benim gördüğüm şey, kamerada tabii gözükmüyor. Önünde bir iki parça bulut var. Tam şu an ay şeyi anımsatıyor, bu eski İstanbul'da karşıya geçerken veya gemilerde kullanılan jetonlar yok mu, böyle ortası çizik. Ay. Nasıl benzettim bilmiyorum ama aynı onun gibi. Ah, bakın. Yani buna benzer ama tabii bu şekilde de değil. Şimdi kameradaki görüntüyü netleştirmeye çalıştım. Şimdi şey gibi gözüküyor. Arının kovanı gibi. Vay be. Aa, durun size şey de yapayım hazır buradayken. Ama yok. 2 saat fiş takamam. Buraya bir fener sistemi yaptım. Elimde çok güçlü bir tane şey var. Işık. Şuraya asıyorum. Eğer bir şey oldu mu bahçeden, çünkü mesela dün ses geliyordu. Şuraya bir şey kazıyordu, bulamadım ama. Bu yani bir ışık sistemi yaptım. Direkt bam diye buradan bir çakıyorum. Bütün etraf LED ışıkla aydınlanıyor.